Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Başkan. Teşekkürler, nasılsınız? Sağ olun. Batman halkımızı saygıyla selamlıyoruz. Bundan sonraki dönem içerisinde her haftanın, her ayın ilk haftası içerisinde Batmanlı hemşehrilerimize ilimizin güvenlik durumuyla ilgili hem polisimizin hem de jandarmamızın yapmış olduğu güvenlik hizmetleriyle ilgili bilgi arz edeceğiz. Bu ilkidir. Bu çerçeve içerisinde öncelikle sizlere güvenlik personel sayılarımızla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Batman ilimizde 2584 polisimiz, 2458 jandarmamız olmak üzere toplamda 5042 güvenlik personelimiz görev yapmaktadır. Bunlara ilaveten 2446 güvenlik korucumuz ve 1164 gönüllü korucumuz olmak üzere toplamda 4070 korucumuz hizmet veriyor. Özel güvenlik olarak da polis bölgesinde 1434, jandarma bölgesinde 395 özel güvenlik personelimizin, toplamda da 1829 özel güvenlik personelimiz asayiş ve güvenlik hizmetlerimize destek sağlamaktadır. Emniyet bölgemizde 437 araç, jandarma bölgemizde 248 araç, toplamda 785 aracımız da güvenlik hizmetleri için koşturmaktadır. Ekip sayılarımıza kısaca bilgi vermek isterim. Polis bölgemizde 102 ekibimiz, jandarma bölgemizde 189 ekibimiz, toplamda 291 ekibimiz bugün itibariyle sahada güvenlik hizmeti vermektedir. 2023 yılı içerisinde terörle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla jandarmamız tarafından 1170 operasyon gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı içerisinde ise 185 operasyon sahada gerçekleştirilmiş durumdadır. Polisimizin yapmış olduğu bilgilendirme faaliyetleri vardır. Bu çerçeve içerisinde özellikle de uyuşturucunun zararları, uyuşturucuyla mücadele anlamında polis bölgemizin içerisinde toplam 46.825 vatandaşımıza uyuşturucuyla mücadele bağlamında eğitim verilmiştir ve bilgilendirme yapılmıştır. 2023 yılının ilk iki ayı ile 2024 yılının ilk iki ayını karşılaştırdığımız zaman Batman ilimizde mal varlığına karşı işlenen suçlarda %32'lik bir düşüş olmuştur. İş yerinden ve kurumdan hırsızlıklarda %51 düşüş vardır. Evden hırsızlıklarda %17 düşüş vardır. Yan kesicilik suçlarında ise %47'lik düşüş sağlanmış durumdadır. Mal varlığına karşı toplam 9 adet suçun da tamamını baktığımız zaman ise toplamda %23'lük bir düşüş sağlanmış durumdadır. Bu aynı zamanda yürütmüş olduğumuz etkin bir mücadelenin sonucudur. Bu mücadelenin temel direngi noktalarından bir tanesi, daha önce suç işlemiş olduğu halde aranmış olan şahısların bir şekilde Batman'da tekrar dolaşmasını, tekrar aynı suçlarının işlemesine engel olunmak amacıyla mahkemelerce haklarında tutuklama kararı verilmiş ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler çerçevesinde 2 aylık süre içerisinde, Ocak ve Şubat ayları içerisinde 1176 şahıs yakalanmış ve bunlar cezaevlerine teslim edilmiştir. Narkotik suçlarla ilgili, uyuşturucu ile ilgili ise 42 şüpheli şahıs yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş durumdadır. Ve yine aynı şekilde vatandaşlarımızın yapmış olduğu ihbarlar çerçevesinde Narvas uygulamamız var. Bu Narvas uygulamamız hangi bölgede, nerede, ne kadar uyuşturucu ile ilgili risk olduğunu analiz eden bir çalışmadır, bir projedir. İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir projedir. Bu proje çerçevesinde de vatandaşlarımız herhangi bir şekilde 112'yi arayıp ihbarda bulunduğu zaman ya da polisi, jandarmaya herhangi bir şekilde ulaşıp ihbarda bulunduğu zaman Narvas uygulaması projesi çerçevesi içerisinde şahıslar hakkında işlem yapılmaktadır ve bu proje çerçevesi içerisinde de 16 uyuşturucu ile ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış durumdadır.
Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili olarak da baktığımız zaman son 2 aylık dönem içerisinde 201 şahısla ilgili kaçakçılık suçundan adli işlem yapılmış durumdadır. Ve yine bu 2 aylık dönem içerisinde silahla mücadelede, kaçak silahla mücadelede ve ruhsatsız silahla mücadelemiz etkili bir şekilde devam etmektedir. Sadece 2 aylık süre içerisinde 55.875 kaçak parça silah malzemesi ele geçirilmiş durumdadır. Bunların içerisinde silah namluları var, bunların içerisinde tetik mekanizmaları var, bunların içerisinde şarjörler bulunmaktadır. Dolayısıyla da yakın bir zaman içerisinde Batman tarihindeki en önemli silah kaçakçılığı operasyonlarından bir tanesi polis bölgemizde arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonu gerçekleştirmiş olan arkadaşlarımızı da özellikle tebrik etmek isterim. Bu şekildeki mücadelemiz Batman'da ruhsatsız silahla, ruhsatlı silahla dahil olmak üzere mücadelemiz etkili şekilde devam edecektir. Siber suçlarla mücadele Türkiye'nin de Batman'ın da gündemini sürekli meşgul etmesi gereken bir konudur. Çünkü diğer suç olaylarında her ne kadar bir azalma var ise de siber suçlarla ilgili olarak Türkiye çapında maalesef bir artış söz konusudur. Bu da vatandaşlarımızdan özellikle siberle ilgili kendi şahsi bilgilerini, kredi kartı bilgilerini, banka hesap bilgilerinin yanlış şekilde paylaşılmasından kaynaklanan özellikle bu şekildeki dolandırıcılık faaliyetlerinde bir Türkiye çapında bir artış var. Batman'da da gene aynı şekilde bununla ilgili etkin bir mücadele yürütüyoruz. Sanal ortamda işlenmiş olan suçlarla ilgili 289 kişi hakkında son 2 ayda adli işlem başlattık. Bu suçlardan 205'i bilişim ve banka sistemi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamı içerisine girmektedir. Yine Ocak-Şubat ayları içerisinde siber suçlara karışmış bulunan 37 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Vatandaşlarımızı buradan bu vesileyle uyarmak isteriz. Herhangi bir şekilde sizden kredi kartı bilgilerinizi isteyen kişiler olursa ya da sizden belli bir banka hesabına transfer işlemi yapılması istenirse ya da sizi kamu görevlisi olduğunu, polis olduğunu, jandarma olduğunu, istihbaratçı olduğunu ya da savcı olduğunu bu şekilde iddia ederek sizden herhangi bir şekilde herhangi bir hesaba para transferi isteyen bir kişi olursa bu anlayın ki polis de, jandarma da, devletin istihbarat görevlisi de, devletin savcısı da asla ve katla sizden herhangi bir bankaya transfer işlemi yapmanızı istemez. Bu şekildeki bir telefon aldığınız zaman herkes şunu net şekilde bilmelidir ki karşınızdaki kişi mutlaka ama mutlaka sizi dolandırmaya çalışan, sizin paranızı el koymaya çalışan bir kişidir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele son maddemiz olarak 2 aylık süre içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 11 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. 61 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek bu kişiler hakkında da sınır dışı etme işlemi uygulanmış durumdadır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki ayda da genellikle pazartesi günleri olmak üzere ayın ilk haftası içerisinde bu şekildeki güvenlik toplantılarımızı vatandaşlarımızla bilgilendirme amaçlı olarak yapacağız. Bu ilkidir. Çok teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.